Atölyeyi 2010 senesinde gene eşim Şefika Çelik Ülker'le kurduk. Kendisi hattat ve müzeyi bilir zaten. Kültür Bakanlığı sanatçısıdır. O daha benden yetenekli olarak görünüyor. Ben Ebru sanatıyla ilgileniyorum ama o maşallah bütün sanatlarla ilgilidir. Onun da icazetli öğrencileri var. Orada beraber eş olarak kurduk. Yaklaşık işte 2010 senesinden beri faaliyetlerimiz devam ediyor. Eşim hattat olduğu için yani tesip veya Ebru sanatı yazının kenarlarına süsleme olarak, giydirilme olarak yapılıyordu. Eşim de yani Ebru'yu almak, bulmak Kocaeli'de biraz zordu o zamanlar. Bunu hani benim yapmam sayesinde o da kendi yazılarına elbise olarak onu giydirdi. Ve biz de o şekilde onun teşviğiyle de ben daha da böyle yolu kat etmeye başladım yani şu anda. İzmit'te kent konseyinde 3 ay fuar içinde insanlara hafta sonları canlı performans yapıp orada Ebru sanatını tanıtmaya çalıştık. İnsanlara Ebru attırdık. Çok yani memnun, iyi izlenimler aldık. İnsanlar çok farklı bakıyor Ebru sanatına. Yani böyle bir değişik sihir gibi bakıyorlar. Görselliği çok iyi. Yani orada bu tür çalışmalarla devam ettik. Yani başka insanları amacımız sevdirmek zaten bu sanatları. Başka şu anda yapacağımız bir şey yok yani. Yani fabrikada çalışıp da tekrar bu sanatlara başlayabilmek gerçekten o durumda meşakkatli bir iş oluyor. Ama yani hem kendi gençleri hem yaşlıları yani kendi yaşındaki insanları her zaman bunu tavsiye edebiliyorum. Yani hakikaten manevi ve ruh olarak çok güzel bir şey. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim kendimden. Ben bu sanata başlamadan önce insanları çok dinlemeyen, yani anlattığını pek dinlemeyen, daha böyle asabi, sinirliydim. Yani bu halimden çok daha farklıydım. Yani bu sanata başladıktan sonra resmen evrildim diyebilirim yani. Yani bendeki etkisi bu oldu. Yani hedeflerim asıl hedefim yani bunu kendim ne kadar seviyorsa insanlara, gençlere, yaşlılara, çocuklara, herkese sevdirebilmek. Yani asıl amaç bu zaten. Yani bu sanatların insanlara, hani daha önce kaybolmayı yüz tutmuş sanatlarımız çünkü bunlar bizim. Bu son dönemde bir atağa geçti. Yani bunları insanlara verebilmek, bu sanatını anlatabilmek, belli bir noktaya getirebilmek, o gençlere ile yani bir yere getirebilmek çok önemli. Yani amacımız aslında en büyük amacım bu diyebilirim yani. Yani tamamen öğretmek, sevdirmek, insanlara bu aşkı verebilmek. Yani maddi anlamda hiçbir şey, kesinlikle bir şey düşünmüyorum yani. Şimdi eli çekerken şu elinde az bir şey sık şöyle. Bu parmağını şuradan. Bunu sakın suya değdirmek yok. Tamam. Tamam. Bak şuralara falan bak. Komedinin açılışında herkes izledi. Mükemmel. Abi mükemmel. Şunlarla şekil ver. Şu bizi al. Al bunu. Şimdi buradan böyle içine sok bunu. Devam et. Şimdi onu bırak. Ne değilsin? Bir anda bırakma. Yavaş yavaş oraya bırak. Bırak bırak bırak. En son oraya bırak. Tamam. Şimdi bak bu bizim. Göster şimdi kameraya. Bunu al şimdi.
Atmayan kim kaldı? Atmayan var mı? Bak. Atmayan var bir tane. Tamam, şimdi sen bırak. Tamam, şu an bitti. Ben yapacağım. Yavaş yavaş çekiyoruz. Çekin yavaş yavaş. Göğüt yırtıldı ya. Böyle o kadar uzun olmaz. Tamam, bırakın şimdi. Hepinizin eseri, ellerinize sağlık. Yusuf.